Merhaba arkadaşlar. Mutlak değerin ikinci testi devam edelim. Birinci sorumuzda x'in sıfırdan küçük olduğunu vermiş bize. Buna göre ifadesinin eşiti hangisidir? Şimdi böyle iç içe mutlaklar vermiş. O zaman ilk başta en içten başlamamız lazım. Önceki şunu yapalım. Mutlak x eksi 4 ifadesinde. Şimdi x sıfırdan küçük olduğuna göre mesela eksi 2 gibi bir değer verdiğimizi düşünelim. x eksi 2 ise eksi 2 eksi 4'ten burası eksi 6. Yani içerideki ifade negatif bir ifade. Dolayısıyla mutlak değerden dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak eksi x artı 4 olarak çıktı. Buradaki mutlağı dışarıya eksi x artı 4 olarak çıkarttık. Artı x değerimiz ve mutlak değerimiz var. Şimdi bunu yine aynı şekilde yapalım. Daha sonra eksi 5'i burada ekleriz. Şimdi x değerlerimiz zaten gitti. Geriye mutlak 4 kalmış. Mutlak 4'ün de 4 olduğunu biliyoruz. Eksi 5'ten dolayı da cevabımız eksi 1 geldi. İkinci sorumuzda x ve y reel sayılardır demiş. İfadesinde x'in en küçük değeri için x artı y toplamı kaçtır? Şimdi x'in en küçük değer alabilmesi için o zaman buradaki zaten y sabit bir sayı. Mutlak içerisindeki y artı 2'nin de en küçük değeri alması lazım. Mutlaklı bir ifadenin alabileceği en küçük değer de nedir? 0 olduğunu söylemiştik. Sıfır ya da 0'dan büyük sayılardır. Dolayısıyla y artı 2'nin minimum alabileceği değer 0 değeridir. Buradan y değerimiz eksi 2 gelir. Şimdi x eşittir y'yi eksi 2 yazdığımız zaman dediğim gibi burası 0 geldi. 0 artı 7'den x değerimiz 7 oldu. Bize x ile y'nin toplamını istemiş. 7 eksi 2'den cevabımız 5 geldi. Evet üçüncü sorumuzda bir sayı girişi ve çıkışı verilmiş. Yukarıda verilen bir sayı makinesi ile ilgili bilgiler veriliyor. Birinci bölümde makineye giriş yapan sayı kendisinden küçük olan en büyük tam sayıya dönüşerek ikinci bölüme geçmektedir. İkinci bölüme geçen sayı ise mutlak değer alınarak makineden çıkış yapmakta. Şimdi buna göre sayı makinesine sırayla A sayısı B sayısı ve C sayıları atıldığında makineden çıkan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi öncelikle A sayısını attığımız zaman birinci bölümde e, kendisinden küçük olan en büyük tam sayı. Şimdi eksi 4,21 sayısında kendisinden küçük olan en büyük tam sayı eksi 5 değeridir. Eksi 5 olarak birinci bölümden çıktı. Sonra ikinci bölümde de mutlak değeri alınarak çıkıyor. Yani mutlak eksi 5 olarak çıktığı için A değeri buradan 5'e eşit oldu. B'ye bakalım. Şimdi 1,9 desek bu sayının kendisinden küçük en büyük sayı 1,9'dan küçük en büyük tam sayı nedir? 1 değeridir. Mutlağını alınca mutlak bir de yine aynı şekilde 1 olduğu için B değerimizde de 1 geldi. C sayısının kendisinden küçük en büyük tam sayı yine aynı şekilde nedir? Kendisinden küçük en büyük tam sayı C'nin 4 olmasıdır. Mutlak 4 oldu tabii ikinci bölüme girince. Dolayısıyla o da 4 olarak çıktı. Bizden bu değerlerin toplamını istemiş. 9 buradan 10 geldi. Dördüncü sorumuzda mutlak A dışarıya eksi A olarak çıkmış. Mutlak B ise dışarıya B olarak çıkmış. Şimdi mutlak içerisindeki ifade eksi ile çarpılarak çıkıyorsa o zaman içerideki ifadenin sıfırdan küçük olması lazım. Ki negatif olduğu için dışarıya eksi olarak çıktı deriz. Mutlak B de B olarak çıkmış. Yani içerik ifade olduğu gibi çıktıysa mutlak içerisindeki ifade sıfırdan büyüktür deriz. Buna göre ifadesinin eşitini bulalım. Şimdi A sayısı negatif bir sayı mesela eksi 1 olsun. B sayısı da pozitif bir sayı mesela 1 olsun a yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi 1 eksi 2'den burası eksi 3 yani burası negatif bir sayı olarak geldi. Dolayısıyla a eksi 2 ifadesi negatif olduğuna göre eksi ile çarplarak dışarıya çıkacak. Yani eksi a artı 2 olarak artı diyelim. b yerine pozitif sayı mesela 1 yazdığımız zaman 1 artı 2'den 3 yani içerideki ifade pozitif. Dolayısıyla b artı 2 dışarıya olduğu gibi çıktı. b artı 2 olarak eksi işaretimizi koyduk burada yine aynı şekilde a yerine eksi 1 yazdık. B yerine 1 yazdık. Öndeki eksi 1'den dolayı burası eksi 2. Yani buradaki ifade yine negatif bir sayı. Dolayısıyla buradaki a eksi b ifadesi dışarıya eksiyle ile çarpılarak çıkacak. Eksi a artı b olarak geldi. Buradaki işaretlerimizi düzenleyelim. Eksi a artı 2 artı b artı 2 eksi dağıtalım. Artı a eksi b geldi. A değerlerimiz gitti. B değerleri gitti. 2 artı 2'den de cevabımız 4 geldi. 5. soruda A, B ve C birer tam sayı olmak üzere ağırlıkları kilogram cinsinden mutlak A artı B, mutlak B artı C ve mutlak C artı 3 olan 3 kavun aşağıdaki eşit işte ağırlıklara bölünmüş eş kantar, el kantarları ile tartılıyor. Kantarın göstergesindeki kırmızı ibre kantarın ucuna takılan nesnelerin kilogram cinsinden ağırlıklarını göstermekte. Buna göre birinci durumda A artı B kilogramlık kavun, B artı C ve C artı 3 kilogramlık kavun tartılmış. Hangisi A hangisi olamaz diyor. Şimdi burada e, mesela iki tane bilinmeyen var. Buradan başlayalım C artı 3 ifadesinden. Mutlak C artı 3 üç ifadesinde. Üçüncü durum olduğuna göre bunun değeri ne olduğunu söylemiş. Sıfırdan burada 4'e kadar çekilmiş. Burası 3'e kadar, buraya 2'ye kadar. Yani C artı 3'ün, mutlak C artı 3'ün 4 olduğunu söylemiş. Şimdi burası mutlak içerisinde olduğu için şöyle söylemiştik. İçerideki ifade 4 olabilir, eksi 4 olabilir demiştik. C artı 3 4 olursa buradan C değerimiz 1 gelir. C artı 3 eksi 4 olursa buradan da C değerimiz eksi 7 gelir. Şimdi C için iki tane ihtimal var, bize A lazım. Burada C'yi kullanacak şekilde B artı 3, pardon B artı C'yi kullanalım. C'nin 1 olduğunu düşünelim burada, ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. İkisinde olma ihtimali var. C'nin 1 olduğunu düşünürsek mesela B artı 1 geldi. Bu da ikinci durumu veriyordu bize. Bunun da 3'e eşit olduğunu söylemiş. Şimdi mutlak B artı 1'in 3 olabilmesi için B artı 1 3 olabilir. B artı 1 eksi 3 olabilir. Buradan B değerimiz 2 gelebilir. B değerimiz eksi 4 gelebilir. Şimdi C değerimiz eksi 7 de olabilirdi. Onu da düşünelim. B eksi 7 mutlak içerisindeki B eksi 7 3'e eşitse. B eksi 7 3 olabilir. B eksi 7 eksi 3 olabilir. Buradan B değerimiz 10 olur. Buradan da B değerimiz artı 7 eksi 3'ten buradan da B değerimiz 4 geldi. Buradaki 4 değerden herhangi birini kullan yani herhangi birini kabul etmemiz lazım. İhtimaller bunlar. Şimdi A artı B'ye bakacağım. Bunun dediğim gibi hepsini tek tek bakmamız lazım. E, B yerine 2 yazdığımız zaman şöyle devam edelim. E, A artı 2 ifadesi B yerine 2 yazdığımız zaman A artı 2 ifadesi birinci durumda 2'ye eşit olduğunu söylüyor. Buradan A artı 2 2 olabilir. A artı 2 eksi 2 olabilir. Dolayısıyla A değerimiz buradan 0 olabilir. E, A değerimiz ise buradan Eksi 4 olabilir. Buradan yine 2 tane ihtimal geldi A için. Bunların dışında B değerimiz eksi 4 olabilir demiştik. Onu da kullanacağız. A eksi 4 mutlak içerisindeki A eksi 4'ün 2 olduğu zaman A eksi 4 2 olabilir. A eksi 4 eksi 2 olabilir. Dolayısıyla A değerimiz buradan 6. A değerimiz buradan 2 geldi. B'nin 10 olma ihtimalini de bulmuştuk. Onu da yazmamız lazım. Ee, A artı 10 ifadesi 2 eşit olacaksa. A artı 10 buradan 2 olabilir. A artı 10 eksi 2 olabilir. Dolayısıyla buradan A değerimiz eksi 8. Buradan ise A değerimiz eksi 12 gelmiş oldu. Şimdi bunlardan hangisi olamazı soruyordu. Mesela eksi 12 şıklarda var. Eksi 8 şıklarda var. Başka A için 0 bulduk. 0 var. 6 var. Eksi 4'ü bulduk. 2'yi bulduk ama 10 değerini bulamadık. Burada B'nin 4 değerini kullansak da zaten bir tek bulunmayan 10 değeri olduğu için A değeri o zaman 10 olamaz diyoruz. 6. soru denklemin sağlanan x gerçel sayılarının çarpımı kaçtır demiş. Şimdi mutlak içerisindeki ifade aynı şey düşünüyoruz. Diyoruz ki 2x eksi 6 direkt bu ifade yani x artı 3'e eşit olmuş olabilir. Ya da buradaki ifade 2x eksi 6 ifadesi bunun x artı bunun eksilisine eşit olmuş olabilir ki mesela şöyle düşünelim eksi x artı 3 gelmiş olsa dışarıya yine ne olarak çıkacak? x artı 3 olarak. Dolayısıyla buradaki ifadenin bir artılısına eşitliyoruz. Bir de bu ifadenin tamamının eksilisine yani eksiyle çarparak buna eşitliyoruz. Buranın x değerimiz 9 gelecek. Buradan x değerimiz ise 6'dan 3. x değerimiz buradan 1 geldi. x gerçel sayılarının çarpımı kaçtır demiş bize. ile 1'in çarpımından değerimiz 9 geldi. Bu şekilde bunları kontrol ederseniz daha sağlam olur. Mesela x yerine 9 yazdığınız zaman 18 eksi alttan burası 12. x yerine 9 yazdığınız zaman 12 geldi. x yerine 1 yazdığınız zaman eksi 4 dışarıya art olarak çıktı. Burada aynı şekilde 4'e eşit. Dolayısıyla 9 ve 1 değerleri x'in değerleridir diyoruz. Çarpımından da 9 gelmiş oldu. 7. sorumuzda x ve y gerçel sayılardır demiş. Şimdi x eksi 2 ifadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri. Öncelikle bunları mutlak eşitsizliklere göre çözelim. Küçüktür olduğunda ne diyorduk? Bunun eksilisini yazıyorduk. Eksi 4 küçüktür. X eksi 2 küçüktür 4. Ve x'i tek başına bırakacaktık. Eksi 2'den kurtulmak için her tarafa 2 ekledik. Buradan eksi 2 küçüktür. X küçüktür 6 geldi. Aynı şekilde burada da uygulayalım. Eksi 7 küçük eşittir. 2y eksi 1 küçük eşittir 7. Eksi 1'den kurtulmak için hepsine 1 eklediğimiz zaman eksi 6 küçük eşittir. 2y küçük eşittir 1 ekledik. 8 geldi. 2y'nin ikisinden kurtulmak için her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman eksi 3 küçük eşittir. Y küçük eşittir. Buradan da 8 oldu. Pardon 4 geldi. Y için de bunu bulduk. X için bunu bulduk. Şimdi biz x eksi 2y ifadesinin alabileceği en küçük tam sayı değerini istiyoruz. Ve x ve y sayıların gerçel sayılar olduğunu söylediği için direkt bu aralıkta değer vererek bunu bulamayız. Eşitsizlikte de işlemiştik bunu. Eğer x ve y reel sayılar yani gerçel sayılarsa bunları eşitsizliklerden oluşturmak zorundaydık x değerimiz zaten var. Bize eksi 2y'yi istiyor. Hatta şöyle yapalım. Buradaki y değil. Direkt 2y'den devam edelim ama eksi 2y'yi bulmamız lazım. Bunun tamamını eksi ile çarptığımız zaman 6 yön değiştirecek. Büyük eşittir. Eksi 2y. Büyük eşittir. Eksi 8. Şimdi bunları alt alta yazalım. Eksi 2. Küçüktür. x küçüktür. 6. Burada en küçük değerimiz eksi 8. Küçük eşittir. Eksi 2y. Küçük eşittir. 6. Şimdi bunları artık taraf tarafa toplayabiliriz. Burası eksi 10. Küçüktür x eksi 2'ye küçüktür. Buradan 6 artı 6'dan 12 geldi. Birinde dairlik olup birinde dairlik olmazsa ortak olan dairlik olmayandır. Dolayısıyla burada dairlik almadık. Onu da dikkat edelim. İfadesini alabileceği en küçük tam sayı değeri. Eksi 10 dahil değil. Eksi 10'dan büyük. En küçük tam sayı değerimiz nedir? Eksi 9'dur. 8. soruda. Birinci durum ve ikinci durum verilmiş. ve 50 cm'lik bir cetvel ile dikdörtgen şeklindeki bir cismin uzun kenarı... E, ee, yukarı gibi iki farklı durumda ölçülmüş. Mutlak A eksi B'nin 20 olduğu söylüyor. Bu cismin uzun kenarının santimetre cinsinden alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Şimdi e, bu dikdörtgene baktığımız zaman sıfırdan A'ya kadar gittiğine göre o zaman dikdörtgenin uzun kenarı A kadar santim. O zaman aynı şekilde aynı dikdörtgen olduğuna göre buraya da yazabiliriz. Şimdi e, B ile ilişki kurabilmemiz için 50'nin yani sıfırdan 50'ye kadar sonuçta burası 50'den B'yi çıkarttığımız zaman A'yı bulacağız. 50 eksi B Dediğim gibi A'ya eşit. Buradan B diğer tarafa alırsak A artı B değerini buradan 50 olarak bulmuş olduk. Bunun dışında şimdi mutlaklı bu ifadeye de bakalım. Mutlak içerisindeki ifade için ne deriz? A eksi B ifadesi 20'ye eşit olabilir. A eksi B ifadesi eksi 20'ye eşit olabilir dedik. Şimdi bunları alt alta yazalım. Mesela A artı bunu kullanacak olursak A artı B değeri 20'ye eşit dedik. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman B'ler gidecek. 2A 70'e eşit olacak. A değerimize buradan 35 gelecek. B'ye bakacak olsak B değerimiz de buradan 15 gelmiş olacak. Şimdi aynı şekilde buraya kullanalım. A eksi B'nin eksi 20 olduğunu düşünelim. Yine aynı şekilde A artı B'nin 50 olduğu denklemi buraya da yazdığımız zaman yine B'ler gitti. Ee, buradan 2 A değerimiz 30 geldi. A değerimiz de buradan 15 oldu. Şimdi bizim için de aslında B değeri değil. Direkt dikdörtgen uzun kenarı yani A değeri lazım. 35 ile biri 35 olabilir ya da 15 olabilir. 35 ile 15'in çarpımından da buradan cevabımız 525 gelir. Dokuzuncu soruda denklemin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi buradaki e, şöyle söyleyelim. Mesela mutlağın bu tamamının değerim, bütün mutlağın değerinin 8 olduğunu veriyor. O zaman buradaki ifade için normalde biz mesela e, x 2 ifade 8'e eşit olsaydı ne diyecektik? x eksi 2 8 eşit bir de eksi 8'e eşit. Yani mutlağın içerisindeki ifadeyi eşitliyorduk. Burada da en dıştaki mutlağın içerisinde şuradaki ifademiz var. Yani içerideki bir mutlak x artı 2 var bir de eksi 5. Bu ifade 8'e eşit olmuş olabilir. Ya da aynı ifade eksi 8'e eşit olabil, ol, e, olmuş olabilir. Aynı burada söylediğim gibi. Burada da tekrar mutlakları tek başına bırakalım. Mutlak x artı 2 5'i diğer tarafa aldık 13. Mutlak x artı 2 karşı tarafa aldık artı 5'ten eksi 3 oldu. Şimdi tekrar mutlaklı bir ifade çıktı. Mutlak içerisinde x artı 2 değeri 13 ise x artı 2 değeri 13'e eşit olabilir. x artı 2 değeri eksi 13'e eşit olabilir. x değerimiz buradan 11 x değerimiz buradan eksi 15 geldi. Şimdi buraya baktığımız zaman ise x artı 2'nin yani mutlak içerisindeki ifadenin negatif bir sayıya eşit olduğunu söylemiş. Ama böyle bir x değeri hiçbir şekilde sağlayamayacağı için buradan çözüm kümesinde bir eleman gelmez. Burası boş küme. Şimdi bunlara baktığımız zaman elimize 11 ve eksi 15 değeri geldi. Çözüm kümemiz o zaman c kümesi gelmiş oldu. Evet 10. sorumuzda denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi mutlak x ve mutlak eksi x değerleri verilmiş. Şöyle söyleyelim. Mesela mutlak eksi 2 değerinin 2 olduğunu biliyoruz. Mutlak 2 değerinin de 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki mutlak eksi 2 ile mutlak 2 değerleri birbirine eşit. O zaman aynı şekilde mutlak x ile mutlak eksi x değerleri de birbirine eşit. Herhangi bir onun cinsinden yazabiliriz. Mesela burası mutlak x'ti. Bunun yerine de dediğim gibi mutlak x ile mutlak eksi x de birbirine eşit olduğu için direkt bunun yerine de mutlak x yazabiliriz ki aynı cinsten gelmiş olsunlar. Artı şimdi mutlak değerde şöyle bir ifademiz var. Mutlak A çarpı B'yi biz mutlak A çarpı mutlak B şeklinde yazabiliyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla mutlak 4x için de bunları ayırabiliriz. Yani mutlak 4 çarpı mutlak x. Mutlak 4 4 demek zaten. Dolayısıyla burası 4 mutlak x şeklinde geldi. Arada eksi işaretimiz var. Şimdi aynı işlemi burada da uyguladım. Burada eksi 2 çarpı x değerimiz var. Mutlak eksi 2 Çarpı mutlak x şeklinde açabiliriz. Mutlak eksi 2 değerimiz yine 2 olduğuna göre burası da 2 mutlak x gelmiş oldu. Buradaki eksi hiç dokunmadık. Onu aynen yazdık. 2 mutlak x eşittir. 24 geldi. Şimdi burada 2 tane mutlak x'imiz var. Buradaki eksi 2 mutlak x'e gitti. Geriye 4 mutlak x değerimiz kaldı. Burası 24'e eşitmiş. 4'leri de sadeleştirdik. Mutlak x değerimiz 6 geldi. x o zaman buranın eksi 6 olabilir. x değerimiz bir de 6 olabilir. Değerli çarpımını istediği için de cevabımız eksi 36 geldi. Evet son sorumuzda sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına olan uzaklığı eksi 4 noktasına olan uzaklığından küçük olan tüm x gerçel sayılarının bulunduğu aralık. Şimdi bir x sayısından bahsediyoruz. Sayı doğrusu üzerinde 2 noktasına olan uzaklık. Uzaklığı bize zaten mutlak değerin verdiğini biliyoruz. Bir x'in 2 noktasına olan uzaklıktan bahsediyorsa x eksi 2 ya da 2 eksi x gelecek buranın hiç fark etmez. Sonuçta x ile şöyle düşünün. Mesela x'in e, ee, pozitifte mi yani önde mi arkada mı olduğunu bilmiyoruz. X ve 2 arasındaki mesafeyi istiyoruz. 2 x'ten büyük olabilir ya da x 2'den büyük olmuş olabilir bu şekilde. Hiç fark etmez. x eksi 2 zaten 2 eksi x'e eşittir biliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu aradaki uzaklığı bize x eksi 2 mutlak x eksi 2 vermiş oluyor. Aynı şekilde eksi 4 noktası olan uzaklığından x'in eksi 4 e olan uzaklığı x eksi eksi 4 diyoruz. Buna olan uzaklığından küçük olduğuna göre bu ifadenin bundan küçük olduğunu söylemiş. Şimdi şöyle düzenlediğimiz zaman mutlak x eksi 2 küçüktür. Burası mutlak x artı 4 geldi. Buna göre bu aralığı veren e, bizden değeri istemiş. Eşitsizliği sayı doğrusu üzerinde istiyor. Bundan önce bir soruda da yapmıştık. Karşılıklı olarak ikisi de mutlak küçük tür işareti vermiş. İkisi sonuçta pozitif ifadeler. Direkt bunların karelislerini almış olsak yine pozitif çıkacağı için eşitsizlikte bir sıkıntı yaratmayacaktır. Karesini aldığımız zaman x kare eksi 4x artı 4 küçüktür. x kare artı 8x artı 16 geldi. x artı 4'ün karesini aldığımız zaman. x kareler gitti. Eksi 4x'i diğer tarafa aldık 12x. E 16'yı diğer tarafa aldık. Eksi 12. 12'ye böldüğümüz zaman x değerimiz eksi 1'den büyük oldu. Eksi 1 dahil olmayacak ve eksi 1'den büyük olan o da A şıkkında verilmiş. Burada şunu da açıklamak istiyorum. Biraz önce dediğim gibi mesela mutlak x eksi 2 ile mutlak 2 eksi x ifadeleri birbirine eşittir dedik. Çünkü biraz önce de söylemiştik mutlak x'in mutlak eksi x'e eşit olduğunu söylemiştik. Çünkü bunlar birbirlerinin eksilisi yine aynı mutlak eksi 2 ile mutlak 2 gibi birbirlerine eşit. Şimdi buradaki ifade de yine x eksi 2 ile x eksi 2'nin e, eksilisini al Yani eksi ile çarparsak eksi x artı 2 geldi. Yani buradaki ifade oldu. Dolayısıyla bu ifadeyi biz şöyle de yazmış olabilirdik. Eksi parantezinde x eksi 2 yazmış olsaydık direkt bu ifade x eksi 2'ye eşit olduğunu görebiliyoruz zaten. Çünkü e, mutlak x ve mutlak eksi x gibi direkt bu ifadenin eksilisi geldiği için bunlar birbirlerine eşit düzenlediği zaman 2 eksi x olarak geliyor. Bu da aklınızda olsun.